Ürdün, Suriye'den olası bir mülteci akını için tedbirler almaya başladı. Ülkenin kuzeyinde Suriye ile olan sınırın yakınlarında büyük bir mülteci kampı kuruluyor. Yetkililer sınırın 20 kilometre güneyindeki kampın 2 haftaya hazır olacağını söylüyor. Şu ana dek Suriye'deki çatışma ortamından kaçan binlerce mülteci Türkiye ve Lübnan'a sığınmıştı. Çatışmalar şiddetlendikçe komşu ülkelere sığınan mültecilerin sayısının da artması bekleniyor. Humus'ta kısılıp kalmış insanlar için bu artık sıradan bir manzara. Suriye tankları halen muhalefetin kontrolündeki kentin varoşlarına tehditkar bir şekilde ilerliyor. Tankları onlarca asker izliyor. Bu belki de Esad rejiminin Humus'a yeni bir operasyon düzenleyeceğinin bir işareti. Suriye'den son günlerde kaçanlar ülkedeki durumun giderek bir insani krize dönüştüğünü söylüyor. Suriye hükümeti sivilleri değil, kendilerine muhalefet eden silahlı milisleri hedef aldığını öne sürüyor. Ancak Humus'tan kaçmayı başaran bu adam, askerlerin kasıtlı olarak kendisini hedef aldığını iddia ediyor. Kentin hastanesi ordunun üssü olarak kullanılıyor. İnsanlar tıbbi yardım alamadıkları için ölüyorlar. Hayatta kalmak için tek şansları var, o da kaçmak. Hemen yan odada bir kara mayınına bacağını kaptırmış bir adam yatıyor. Humus'tan kaçmak da kolay değil. Ama insanlar yine de büyük riskler alıyorlar. Az miktardaki ilaç ve gıda binbir türlü tehlikeye karşın sınırdan içeri kaçak sokuluyor. Eski, damı akan, sular altında kalmış bir ilkokul binasına sığınmış bu mültecilerin çoğunun anlatacak korkunç hikayeleri var. Suriye'de türlü türlü mezalime uğradıklarını söylüyorlar. Ebu Fahed'in kucağında sürgünde prematüre doğan bebeği var. Ama Ebu Fahed ve hasta karısı halen 3 yaşındaki çocuklarının yasını tutuyor. Ebu Fahed, oğlumu Esad rejimi öldürdü diyor. Dereye kaçak gıda sokuyordum. Askerler eve gelip beni aramışlar. Oğlum Muhammed'i de rehin diye yanlarında götürmüşler. Eğer ben teslim olmazsam onu öldüreceklerini söylemişler. Sonra da beklemeden öldürmüşler. Mülteci çocuklar her şeye karşın yine de birer çocuk. Oyunlar oynuyorlar. Aileleri ise Suriye'den kaçmayı başaramayan yakınlarından tek bir haber alabilmeyi bekliyor günlerce.